Standarttan herkese merhaba. Bu hafta yanımda iki değerli isim var. Yalkın Yel ve Jean Barber'la birlikte Bağımız Var projesini konuşacağız. Özel bir proje. İsterseniz bir başından başlamak adına sizle başlayayım Yalkın Bey. Yani projenin başındaki isim olduğunuz için. Nasıl bir proje? Her şeyden önce nasıl ortaya çıktı? Bunu bir öğrensek. Tabii. Hikaye şöyle başladı. Aslında biz bir reklam ajansıyız. Bir reklam ajansı. Bir proje üzerine çalışırken birden böyle bu toprakların içinde bir doku ararken bulduk kendimizi. Başlangıç aslında oradan biraz geldi. Bir kere girdik, başladık, arıyoruz, bir şeyler buluyoruz, bir şey buldukça biraz daha arıyoruz, daha da fazlası geliyor ve hepsi tanıdık ve hepsi bir yerlerde unuttuğumuz bazı şeyler. Dedik ki madem burada böyle bir hazine var elimizde, bunu birazcık derleyelim, toplayalım, bir platforma oturtalım, onun altında biriktirelim. Oradan geldi ilk fikir. Ondan sonra çalışmaya başladık üzerine. Biraz müziğin arkeolojisi gibi olmuş. Şu an için öyle. İlerisinde hakikaten arkeoloji gibi olacak birazcık. Yani figürleri arayacağız, zanaatleri arayacağız, tatları arayacağız bir yerlerde. Müzikle başladık. Çünkü müzik insanlara çok kolay ulaşabilen ve değer bulan, karşılık bulan, hızlı yayılan bir veri aslında. O yüzden biraz türkülerden başlamak fikri en oradan geldi. O. Aynen öyle. En etkili aynen o. Öyle. Şimdi bu noktada işte türkü seçimleri belki biraz devreye giriyor. Bu konuda merak ediyorum. Yani nasıl bir metot mu diyeyim ya da tercih mi diyeyim, nasıl bir yol izlediniz? Şöyle ki önce yörelere baktık. Yörelerden başladık. Ve aslında bütün bu toprakların her yerinden bir şeyler olsun istedik içinde. Diyarbakır'da var, Elazığ'da var, Denizli'de var, Balıkesir'de var. Birçok yöreden derledik, bir seçki yaptık. Bu seçkileri sanatçı arkadaşımızla paylaştık. Onlar kendilerine göre içlerinden neye daha yakın hissediyorlarsa onları aldılar. Ve ondan sonra zaten değerli yorumları yaptılar üzerine. Şimdi biraz yavaş yavaş o yorumlara gelmek istiyorum. Yanılmıyorsam Balıkesir, Edremit yöresine ait iki keklik. Ve Elazığ aslında. Evet, değil mi? İşte onu bir netleştirebilir miyiz? Yani şimdi ben de yanılmıyorsam ama yani araştırdığım ve bildiğim kadarıyla Balıkesir yöresi olarak bilinir. Ama Elazığ yöresine de ait sözler var. İki farklı yorum herhalde değil mi? İki farklı yorum demeyelim. Evet, iki farklı söz. Ben biraz ikisini birleştirdim. Yani rivayet olmadığını umut ederek bu bilgiyi doğrulamak istiyorum. Zaten ben projenin bir sanatçısıyım. Evet. Onlarca, yüzlerce aslında isim var. Ben de İki Keklik türküsünü seçtim. Çok da sevilen bir türkü aslında. Evet, İki evet. Biraz aslında tehlikeli oluyor. Çünkü çok sevilen, çok bilinen, bir sürü isim tarafından yorumlanmış. Tekrar aslında onu yorumlamak biraz beni çekince itmedi desem yalan olur. Ama Balıkesir'le Elazığ'ı birleştirip o Bağımız Var nidasının da altını tekrar çizmek istedim kendi adıma. Bu noktada ben şeylere de baktım. İşte YouTube'da bu arada Bağımız Var kanalında video var ve hem izlenme sayısı açısından hem işte gelen yorumlar açısından korkularınız boşa ya da endişeleriniz boşa çıkmış diyelim. Siz mi tıklatmaları arttırdınız? Ben gerçekten o tıklamaları... O işler çok öyle olmuyor. Hakkın olduğu için. O işler öyle olmuyor. Yani size temin veririm. Yani o işler artık öyle olmuyor. Peki. Yani... Birinci miyiz biz? Birinci mi? Yani birinci. Evet. Çünkü ilk bizi yayınladılar. Neyse. Evet. İşte belki de o dediğinizin de etkisi olabilir. Hem isim açısından hem işte dediğiniz gibi türkünün daha bilinir. Gerçi diğerleri de bilinir. Türküler aslında yani nispeten. Onun etkisi vardır. Şimdi ben biraz bu projenin bu noktadan sonra aslında devamına da gelmek istiyorum. Şimdi 10 isim, dilerseniz bu 10 ismi de saymakta fayda var, öyle düşünüyorum. 11 hatta. 11 oldu. 11 isim, pardon. Onu hemen düzeltelim. 11 isim ve seslendirdikleri eserler. Ben 100 dedim demin ama olsun. 100'ü de buluruz belki. Bulur. Neden olmasın? Evet, çünkü sorun devamı devam aslında. Ediyor çünkü zaten devamı bizim... nasıl gelecek şeklindeydi. İlk 2,5 aydır yayındayız aslında. Evet. İlk 11 isimle çalıştık. Bunların içinde Korhan Futacı var, Halil Sezai var, Umut Soner var, Mona Liti var, Kozmonot Osman var, Sansar Sarbo var, İkiye Onkala var, Cihan zaten burada görüyoruz. Her biri kendi
müzik tarzına göre, kendi müzik yapma şekline göre, orada o türküde ne bulduğunu, ne hissettiğini kendi yorumladı. Ve farklı farklı disiplinler olsun istedi ki o mirasın aslında bugün olsa nasıl değerlendirilebileceğini. Yani bugün bir elektronik müzik yapan birisi bunu nasıl değerlendirirdi? Amerikalı bağlama çalan bir adamla yanında Türk olup da elektronik müzik yapan bir adam bir araya gelse ne yapardı? Bu soruları aslında merak ettik, sorduk. Onlar da sağ olsunlar çok güzel cevap verdiler. Çok güzel eserler olduğunu düşünüyorum bu arada. Zaten Bağımız Var'ın temel mantığı buydu. Yani insanların kendi topraklarında yaşayan, var olmuş, bugüne kadar söylene söylene gelmiş bu mirası bugün nasıl yorumladığını merak ettik biz. Yani bugünün şartlarında bir daha yorumla, biz de bunu bizden sonrakilere bir adım daha bırakalım. Onlar bir de böyle dinlesinler istedik. O yüzden de farklı farklı insanlarla yaptık. Devamı olmasını tabii ki umut ediyoruz. 2020 planlarımız hazır. İsimler, adetler şu anda belli olmadığı için bir şey söylemek istemem ama 2020'de de müzik hep yanımızda olacak. Müziğin dışında da dediğim gibi başka veriler de ekliyor olacağız bu sene. Bir zanaat dediğim gibi olabilecek bu. Bir yer görmek, gezmek gereken bir yer, tatmak gereken bir şey olabilecek. Hepsini yavaş yavaş getireceğiz buralara. Peki bu noktada ben tekrar Cihan Hanım'a dönüp yorumda nasıl desem hissettiklerine yönelik bir şey sorsam, yani hem söyledikten sonra çünkü o başta dediğiniz gibi özel bir türkü aslında. Hepsi çok özel de dediğim gibi benim için mesela özellikle Erkan Oğur'un da yorumladığı bir türküyü tekrar yorumlamak tedirginlik verici. Çünkü amacımız onun üstüne çıkmak değil ya da yanında durmak ya da gerisinde durmak değil. Ve fakat bize hissettirdiği şeyin süzgecinden de geçirip yahut başka isimlerin de yorumunun süzgecinden de geçirip kendi hissiyatımızı, yani onunla da kendi öznel hayatımızdan bir bağ kurmak. Ben bir iki röportajda da söyledim, burada da tekrar söyleyeyim. Tabii. Özellikle o muhtemel Elazığ yöresine ait kısımdaki o Emine Hanım figürünün ya da varsa eğer gerçekten konyak içmiş karyolada yatıyor görseli beni dinlerken hep gönülden böyle bağlamıştı. Temas etti size. Çok. Hikayesi farklı farklı, işte yeri gelir bir aşk hikayesidir, yeri gelir başka bir hikayedir ama ben daha böyle kelimelere çok tutkunum şarkılarda, sırf türkülerde değil. Türkünün ya da şarkının bütününü anlattığı şey değil. Bazen bir kelimeyi söylemek için bütün şarkıyı söylersiniz. Zannederim iki keklikte o Emine Hanım'ın o varlığının, prezansının ya da ben öyle algılıyorum. Kendine olan güveninin ya da dönüklüğünün yüksekliği beni çok etkilediği için özellikle iki kekliği harmanlamak istedim. Şimdi burada çok önemli bir nokta daha var. Sizin dediğiniz yerden de almak istiyorum. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'a atfedilen bir söz vardır. Tam motamot aklımda değil şu anda da, türküler için bu toprakların aslında yazılmamış romanlarıdır der. Çünkü işte sizin dediğiniz gibi yani bir Emine Hanım'ın hikayesi ya da diğer türkülerin de hepsinin hemen hemen bir hikayesi var aslında. Kimisi bugüne kadar erişmiş durumda. Kimisinin aslında işte zamanla unutulmuş ama kendisi kalmış durumda. Siz bu noktada bu tip araştırmalarda yaptınız mı, bu eser seçimlerinde karşınıza çıkan bu türkülere dair vay be hikayesi meğer şöyleymiş dediğiniz bir şeyle karşılaştınız mı? Ya muhakkak hepsinin hikayeleri var. Bir toplumsal hafıza aslında bir yerlerde birilerinin biriktirdiği, yaşadığı anıları dinliyorsunuz. Kimisi bir ağıtmış, bugün ağıt gibi değil. Kimisi bir aşk hikayesiymiş, bugün öyle gibi değil. Kimisi bambaşka bir şey anlatıyormuş, biz onu bir aşk hikayesi olarak kafamızda betimlemişiz. Bana öyle bir anı bırakmış belki, başkasına başka bir anı bırakabiliyor. O yüzden hikayeleri değerli. Hepsinin kendi içerisinde anlattığı hikayeyi aslında herkes kendine göre yorumladı bence. Cihan kendine göre yorumladı. Ben yorumlasaydım belki başka bir şey anlardım, başka bir şey düşünürdüm aynı noktada. O yüzden biraz insanlar o anıyı paylaşsın istiyoruz. Kendi kurduğu bağ kadar onu içine alacaktır diye düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi biraz yavaş yavaş Bağımız Var'dan yani uzaklaşıyorum derken yani şöyle uzaklaşıyorum. Biraz Cihan Hanım'a yönelip şunu sormak istiyorum. Şimdi geçenlerde 10. yıl bir
işte kutlaması diyelim, albüm üzerine 10 yıl geçti ilk albüm üzerinden. Biraz bundan sonrası için de sormak istiyorum. Neler var acaba bizi bekleyen yeni şeyler açısından? Yani işte Ekim'de bir tekli çıkardık, evet. Yine Adamcık'tan Kusura Bakmasınlar diye Söz Müziği bana düzenlemesi Eylül Biçer'e ait. Şimdi her ay ya da bir buçuk ayda bir yine single'lar çıkacak. Hı hı. 5 şarkı hazır, biri hı hı. çıktı. Albüm devri biraz kapandı gibi. Ben evet. pek devre oynayan biri değilim. Yani devir, albüm yani devri değil. Ama işte yazık olmaya başladı. Şimdi ben Ürkerek Söylerim albümünü ilk defa bana ait olmayan evet. ama hani yorumlamak istediğim türkülerden menkul kıldığım bir çalışma haline getirdim. Ama onun tabii bir albüm halinde çıkması bence daha doğruydu. Bir günce gibiydi benim hı hı. için. Fakat sonrasında şimdi albüm çıkartıyorsunuz, insanların hafızası mı artık şey oldu, biraz tembelleşti. Aynen öyle. Bir tanelik istiyor. Ben albüm yaparken 10 yıldır, aslında işte biraz evvel de konuşuyorduk aslında 17. sanat yılım evet. ama ilk albümden bugüne 10 yıl geçti. Bu 7 albümde biz hep çok çalıştık ve hani şarkılar albümü doldursun diye değil, iyiyse, içimize sindiyse, bir şey anlatıyorsa koydum ben şarkıları. Tabii biri diğerinden daha zayıf, daha güçlü olabilir. Fakat bunlar tabii göz ardı edilmeye başlanıyor. 10 şarkılık bir albümde sanki artık. Ben yine inatla albüm yapmak istiyorum. Otursun, kartoniti de karıştırsın filan falan ama bazı hakikatler var. Daha doğrusu gerçekler var. Onları göz ardı edemeyeceğim. Belki bu 5-6 şarkı teker teker çıkardıktan sonra yine rafa konulabilecek bir elde tutulur hale gelsin diye yine bir albüme dönüştürürüz. Tam onu soracaktım. Çünkü artık bir de gönlü her daim albümden yana olan isimler. Şimdi kimseye biraz, küstürmemek evet, lazım. Onu da yapmaya başlamıştım. Ben küsüyorum evet. yani. Çünkü ben eve girdiğim zaman yani böyle megalomanca bir şey gibi gelmesin ama insan ömrüne bakar ya işte gözündeki çizgiye bir şey. Ben rafıma dizdiğim işte 7 albüm hani elle tutulur işte 5 kitap işte compilation'lar falan baktığım zaman diyorum ki tamam şimdi bunun yanına ne koyacağım? Şimdi bu böyle etrafta uçuşuyor ya. Bir tane single çıkıyor, nerede bilmiyorum. Elimle tutamıyorum. İşte disk çalara ya da şeye koyamıyorum. Onu önce kendim için istiyorum. Az sayıda da olsa basalım istiyorum. Plaklar basılmaya başlandı. Evet, onu nasıl buluyorsunuz bu arada? İşte biz de bastık. İlk albümü evet. bastık. Dördüncü albümü bastık. Herhalde sonra yine 2-5 falan böyle. Hı-hı. Devam edeceğiz. Vinil yani sound'u çok değerlidir aslında. Kesinlikle. Hiçbir yerde bulunamaz. Yine o teknolojiyle yapılmıyor bence. Keşke öyle yapılsa. Kayıt evet. çünkü plaklara yani. Yapılmıyor. Ama olsun, o bile özel. Ben programdan önce şöyle bir soru sordum. Arkadaşlar böyle bir röportaja gidiyorum. Sorusu olan var mı? Bana işte birkaç sorusu geldi. İçlerinden bir tanesini ben de merak edip sormak istedim. O da şu. Şimdi şiir. Sizin zaten sevdiğiniz bir şey ve yazdığınız bir şey, kitaplarınız da var. Sağ olasınız, bana da gönderdiniz. Şimdi bu noktada şey soruyorlar. İstanbul sizde bir acı mı? Neden böyle bir sürekli gitme hali içerisindesiniz? Gitme haliyiz, gittim zaten. Ama yani kimse bir yerden tam gitmiyor. Ya yani bunu çok soruyorlar. Sanki Türkiye'de 81 il, eğer üstüne çıkmadıysa. Yok, şu hala 81. Bu aralar böyle. 81. Yani bir tek İstanbul değil ki Türkiye. Ben İskenderunluyum. 22 yaşıma kadar, tamam arada üniversiteye gittim geldim ama orada yaşadım. Kimse bana niye İskenderun'u terk ediyorsun demedi. Mecburen İstanbul'a geldim. Büyük bir aşktı benim için. Bir de meslek edinmek için. Galiba burada istemiyorlar İstanbul'dan gitmenizi. Gitmiyorum ki, buradayım ha. işte. Yani ne işimi ara veriyorum, ne bir şey. Hı-hı. Bence herkes buradan ya da bu döngüden çıkabiliriz cümlesini duymak için bana bunu soruyor. Çıktın, mutlu musun? Çıktım ama içindeyken de çok içinde de değildim demek ki. Hı-hı. Ben küçük yerde yaşamayı bilen, bunu seven biriyim. Burada özellikle belli dönemlerden sonra, birlikte sokaklara döküldüğümüz vesaire dönemlerden sonra gördüğüm, şahit oldum. Kendi öznel hayatımdan da dolayı bir tadım kaçtı benim. Hı hı. Bu şey ama gibi değil. Ay kötü şeyler oldu değil. Benim için ışığı değişti. Yaşadık, yani evimin kapısını açtığım zaman içeride diye girdiğim şeyin de ışığı değişti. Huzurum kaçtı. Hiçbir yerde çok huzurlu biri değilim zaten. Ben tek başıma taşınmadım ayrıca. Biz arkadaşlarımızla birlikte kalktık. Bodrum'da işte bir köy olan, her ne kadar köy gibi görünmese, Gümüşlü'ye gittik. Orada evet, yani kışın
bize kalıyor. Zaten 10-20 kişi böyle yaşıyoruz. Bana yetiyor ama zaten evime bile gidemiyorum ki ben. Hmm. Bakın İstanbul'dayım. Evet. Dün Kapadokya'daydım. İşte haftaya... Yani Bezirhane'deydi. Evet. Evet. Yani işte turnelerden dolayı zaten pek eve girer. Onlar da devam ediyor değil mi bu arada? Ben işimi bırakmadım arkadaşlar. İstanbul'da çok şey değilim. Çok yaşamamaya gayret ediyorum. Konserlerim devam ediyor. Devam değil mi? Peki. Benim aslında proje hakkında soracaklarım bu kadardı. Eklemek istediğiniz, yani yemek projesi dediniz. Belki öyle bir şey de eklenebilir. O da herhalde daha böyle yöresel tatların işte o arkeoloji kısmında olacak olan bir şey olacak herhalde. Yağımız var projesiyle. Yağımız devamında. Gerçekten mi? Tabii yağlanarak böyle. Yani şöyle ki... güzel tırnağa yağımız var. Bunu deneyelim. Tamam. Evet, şimdi çıktı. yani temel bir bağımız böyle temel bir şu. Bu topraklara ait herhangi bir şeyi alıp bugünün şartlarında bugünün insanları yeniden yorumlamak. Dolayısıyla bu yemek de olabilir, bir zanaat da olabilir, bakıcılık ne bileyim, kilimcilik de olabilir, bir sanat dalı da olabilir, resim olabilir, heykel olabilir, müzik zaten başarı devam ediyor. Bu herhangi bir şey olabilir. Yeter ki bize kalan mirasın üzerine bir şeyler dokunup ondan sonra bir kuşak sonraya bırakmak. Belki artık sen eskisi gibi değil, yani bir şey kaybolmuyor, bırakıyorsunuz. Doğru. İnternet çökmüyorsa, dünya yanmıyorsa falan orada kalıyor artık. Ben zaten hep onu söylüyorum. Yani programları da ben biraz o açıdan yaklaşıyorum. O yüzden mesela hiçbir magazinsel yönü olmuyor. Çünkü tek amacım işte geleceğe bir şey bırakmak. Bundan işte deniz gibi, yani internet çökmezse, bir şey olmazsa bundan 100 sene sonra da belki bugünleri araştırmak isteyen bir kişiye bir kolaylık gibi düşünüyorum. Tanıklık aslında. Bırakıyorsunuz, evet, işte. Aynen. Tanıklık, evet. Başka. Az önce söylemiştim, yani toplumsal hafıza dedik ya. O gün türkülerle o hafızayı aktarabiliyorduk. Bugün elimizde bir sürü veya var aktarabilecek. Şimdi bunlarla aktarıyoruz. O günün insanların üzerine düşen buymuş. O mirası devralan, bizim üzerimize düşen de bu. Biz de bir sonraya aktarırsak onlar da artık kendi şartlarını tablete mi yazıyorlar, camları mı oyuyorlar bilmiyorum. Oradan devam edecekler herhalde. Peki, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Cihan Hanım, Arkın Bey, ikinize de teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Standarttan bu hafta bu kadar diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.